Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT geometri kampında. Yani şu kitabın kampında geldik 37. günün 4. dersine. Yani bugünün son dersindeyiz. Doğru denklemlerini tanımıştık bir önceki derste. Tanımaya devam edeceğiz. Hatta özel doğruların denklemlerini tanıyacağız. ÖSYM önem veriyor özel doğrulara. O yüzden lütfen bu derse dikkat. Hemen şöyle bulalım bakalım özel doğrular neredeymiş? Kitabımızda sayfa numarası 214'te. Evet, ilk önce tanıyacağız, konuyu anlatacağız. Ondan sonra o güzel soruları çözeceğiz. Sonra 215 ve 216'dan da 2 soru çözeceğiz. E o zaman dersimize başlayalım. Şimdi ilk özel doğrumuz şu doğru. Orijinden geçen bir doğrudan bahsedeceğiz ilk başta. Bak temel mantığıyla birlikte her şeyle tanıyalım öncelikli olarak. Şimdi özel orijinden geçen bir doğru. Orijinden geçen bir doğru nasıl bir doğrudur? Hocam orijinden geçiyorsa şöyle bir doğruysa e hocam 0 0 noktasından geçiyor demektir bu. E 0 0 noktasını sağlıyor demektir. Çünkü doğrunun tanımı neydi? Bu doğrunun tanımında bu noktaların kendi arasında oluşturduğu bağıntıydı ya ve bir nokta doğru denklemini sağlıyordu ya e o zaman 0 0 noktası sağlanacaksa eğer gel burada 0 0 yazalım 0 0 yazdığında 0 artı 0 artı c eşit 0 oldu a buradan ne geldi c 0 oldu o zaman elimizde bir doğru varsa ax artı by artı c eşit 0 şeklinde ya da y eşittir mx artı c şeklinde bir doğru varsa bu doğru orijinden geçiyorsa ben kesinlikle şunu söyleyebilirim c'si olmayacak ya da burada cs olmayacak ya da y eşittir mx şeklinde yazılacak. Genelde de bu yazımı kullanıyoruz zaten. y eşittir mx. m1 ise y eşittir x, m2 ise y eşittir 2x, m3 ise y eşittir 3x, 3, artı 3x, eksi 3 ise de y eşittir eksi 3x şeklinde olacak. Baktın doğru da sabit bir sayı yok. Kesinlikle orijinden geçiyor diyeceğiz. Peki orijinden geçen bir doğru evet özel bir doğru. Bunu daha da özelleştirelim. Orijinden geçen bir doğrunun eğimi 1 ise bir doğrunun eğimi 1 ise ya da eksi 1 ise de bunların özel tanımları var. ÖSYM de bu tanımları da kullanıyor. Yani y eşittir x doğrusuysa e, o zaman eğimi 1 ise açısı kaç derece olacak? 45 derece olacak. O zaman şu şekilde 45 derecelik açısı olan doğruyu çizdim böyle. E hocam bu ne oldu? Birinci bölgede açı ortay oldu. İşte bu y eşittir x doğrusuna biz birinci açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Yani ÖSYM y eşittir x demeyebilir. Demediği zamanlarda oldu. Birinci açı ortay doğrusu dedi mesela. Hemen ne anlıyoruz? Y eşittir x doğrusu. Eksi 1 olursa hocam eğimi eksi 1 demek sola doğru 45 derece yapıyor demek sola doğru 45 derece yapıyor demek de şu. Y eşittir eksi x doğrusudur. Y O da ikinci bölgede açı ortay olduğu için biz buna ikinci açı ortay diyoruz. Hocam üçüncü bölgede açı ortay olsaydı zaten 45-45 olursa bu birinci bölgedeki açı ortay oluyor ya. O yüzden üçüncü açı ortay diye bir tanım yok. Üçüncü açı ortay doğrusu dediğin şey de zaten birinci açı ortay doğrusu oluyor. Yani kısaca şöyle özetleyelim. Birinci açı ortay doğrusu eğimi bir olan yani birinci bölgede açı ortay doğrusu olan y eşittir x doğrusudur. Kesinlikle bilinecek. İkinci açı ortay doğrusu ikinci bölgede açı ortay olan yani eğimi eksi 1 olan yani y eşittir eksi x doğrusu olarak adını bileceksin. Çünkü ÖSYM birinci açı ortay ya da ikinci açı ortay dediğimde direkt bunu yapıştıracaksın. Mantığını da söyledik. 0 0 noktasından geçtiği için c'sinin 0 olması lazım. Ya bundan sonra şu cümleyi duyduktan sonra orijinden geçen bir doğru lafını duyduktan sonra sabit sayı olmayacak. Ya da ya y eşittir mx şeklinde olacak. Tamam. Şimdi gelelim ikinci doğrumuza. x eksenine dik ya da y eksenine paralelse. Arkadaş şöyle x eksenine dik olan bir doğru çizdiğim zaman. Bunun özel bir durumunu aramaya çalışacağız. Bak şimdi hocam burada ilk önce temel mantığını söyleyeyim ben sana. Şuradaki nokta mesela hocam apsisi k. K'ya 1. Buradaki nokta mesela k'ya atıyorum 5. Buradaki nokta mesela k'ya eksi 2. Hmm. Buradaki nokta mesela k'ya eksi 10 diye böyle gidiyor değil mi? E doğru denklemi neydi? Noktaların kendi arasında oluşturduğu bağıntıya. Tüm noktaların kendi arasında oluşturduğu bağıntıya diyorduk. E hocam bakacak olursak bütün bu noktaların apsisi k yaptı. Burada baktığın zaman şöyle. Ordinatları hep değişiyor ama. Ama o zaman bunun özel adı ne olabilir? x eşittir k doğrusu olabilir. Her yerde x k oluyor çünkü. Ya da diğer bir mantık ax artı by artı c eşit 0 şeklinde bir doğru varsa y eksenine paralelse ya da x eksenine dikse y eksenini kesiyor mu? Kesmiyor. O zaman y'li bir değer olmayacak denklemde. Y'li bir değerin olmaması ne anlama geliyor? B'nin 0 olması anlamına. Hatta düzenleyelim. ax artı c eşit 0 x eşittir eksi c bölü b şeklinde mi dönüşüyor? Evet. Yani x eşittir k şeklinde ya da x eşittir x c bölü b şeklinde olduğu zaman biz buna ne diyoruz? x eksenine dik olan ya da y eksenine paralel olan bir doğru. Ha artık böyle bir şey duyduğumuz zaman da şimdi bir doğru verildi. x eksenine dik ya da y eksenine paralel diyorsa hemen ne yapacaksın? y'si olmayacak çünkü denklemde y eksenini kesmiyor. O zaman olmaması da anlamı da b'sinin sıfır olması anlamı. Gelelim bu sefer y eksenine dik olan ya da x eksenine paralel olan bir doğruya. Burada da aynı mantık var. Şuraya bakacak olursan burası k hocam burası atıyorum 1'e k. Ondan sonra işte atıyorum 5'e k. Sonra eksi 3'e k burası. X eksi 3 ken, Burası da eksi 7 iken mesela. Ve burası da eksi 7'ye k noktası yaptı. E bakacak olursak hepsindeki ordinat k. O zaman bu ne doğrusudur? Kendi, noktaları kendi arasında oluşturduğu bağıntı. Ne doğrusudur? Y eşittir k doğrusudur. Ya da mantığını söyleyelim. ax x artı b artı c eşit sıfırsa. Ben, ben buna bakacak olursam y eksenine paralel olduğu için y eksenini kesmiyor. O, yani x eksenini kesmiyor. O zaman x'li bir değer olmayacak. Yani a'sının sıfır olması anlamı. Buradan b artı c eşit 0 ya y'yi yalnız bırakırsam eksi c bölü b mi çıkıyor o zaman? Evet. y eşittir eksi c bölü b ya da y eşittir k şeklinde bir doğru olacak. x'li bir terim olmayacak. Yani bu şekilde x eksenine paralel bir doğru gördüğümüzde de ax artı b artı c de x eksenini kesmediği için a'sı olmayacak deyip yorum yapabiliriz. Özel doğrularımız bunlar. Özetleyelim. Orijinden geçen doğru c'si olmayacak ya da birinci açı ortay, ikinci açı ortay doğrusu y eşittir x, y eşittir x x. x eksenine dik olan bir doğru. x eksenine dik olan bir doğru da ax artı b y artı c de y eksenini kesmiyor demektir. B sıfır olacak demek anlamına geliyor. x eksenine paralel ya da y eksenine dik olan doğruda da x eksenini kesilmediği için a'sı sıfır olacak diyeceğiz. ax artı b y artı c eşit sıfır şeklindeki doğrular. Evet özel doğrularımız bunlar. Tanıdık herhalde. Anladık herhalde. Şimdi gel senle birlikte şu sorulara başlayalım. Analitik düzlemde bir karenin köşeleri birinci açıortay ve ikinci açıortay doğruları üzerinde. Bak özel bir durum var. Özel durumlar olduğu zaman analitik düzlemi çizeceğiz kardeşim. Hemen çizelim. Karenin köşeleri nerede verilmiş dostum bize? birinci açı ortay doğrusu ve ikinci açı ortay doğrusu üzerinde verilmiş. O zaman ben hemen birinci açı ortay doğrusunu çiziyorum kardeşim. Hop birinci açı ortay doğrusu nasıl bir doğru olacak Anam. Niye böyle şey? Şu şekilde bir doğru olacak. Yani 45-45. Ya niye çizemedim ben bunu? Şöyle çizeyim. <laughs> birinci açı ortay doğrusu bu. İkinci açı ortay doğrusu da şöyle bir şey değil mi? Yani birisi y eşittir x doğrusu, birisi de y eşittir eksi x doğrusu. Y eşittir x ve y eşittir eksi x doğrusu. Şimdi ne diyor bize? Karenin köşeleri birinci açı ortay ve ikinci doğru açı ortay doğrular üzerindeymiş. Bütün köşeleri birinci açıortay ve ikinci açıortay doğrular üstünde ise o zaman bizim karemiz ne olacak dostum? Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle mi olacak? Evet, e o zaman şöyle bir şey olacak. Ay, ay bazen böyle tam böyle net bir şekilde çizelim derken çizemiyoruz valla. Kusura bakmayın. Şöyle kareyi çizelim. Çizdik kareyi. Çizince işte böyle bir şey oldu kardeşim. Tamam. Ya olmadı ama oldu, 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 olduğu kadar. Neyse, bu bir kare mi? Kare. O zaman bu y x ve y eşittir x, x doğrusu ne oldu? Karenin köşeleri oldu. Madem karenin köşeleri köşegen köşegeni oldu. O zaman bunlar 45 45 diye bölmez mi böyle karenin köşeleri, köşegenleri? Evet. E 45 45 üçgenlerini yazalım. O zaman burası 90. E o zaman burada da ne çıkıyor arkadaş? Burada da 45 45 90 üçgenleri çıkmıyor mu böyle? Çıkıyor. Karenin bir köşesinin apsisi eksi 2 olduğuna göre apsisi eksi 2 bir köşesinin apsisi. Yani buradaki noktanın apsisi burası 90 derece eksi 2 E o zaman bu ne anlama geliyor? Hocam şuradaki uzunluk 2. E 45 45 90 üçgenler. Burası da 2. Burası 2 kökü olur. Her yer 2 kökü olur. Her yer 2 kökü olduğu için köşegende. O zaman bunlar de da hep 2 2 diye. Olur mu dostlar? ol. E şimdi karenin alanı nedir diye soruyor. E ikileri yazınca da karenin bir kenarını kaç bulduk? 4 bulduk. E o zaman karenin alanı da neye eşit olacaktı? 4'ün karesine eşit olacaktır. O da ne yapar? 16 yapar dostlar. Evet şöyle bir soru. ÖSYM tarafından benzeri soruldu. E buradaki ince ayrıntı ne? <laughs> Bütün köşelerinin özel doğruların üstünde olması yani y x ve y x'in karenin köşegenleri olması ince bir durum. Zor bir soru mu? Değil. ÖSYM tarafından sorulan bir soru. Geldik diğer soruya. Şimdi bak bu tür sorularla da karşılaşıyoruz. Eskiden çok karşılaşıyorduk. Bu ara çok sormuyorlar ama yine gelebilir. Burada sadece şekil verilmişse şekli yorumlayacağız. Verilen bilgilere bakalım. Şimdi dik koordinat düzleminde şu bir dikdörtgenmiş. Hocam burası 6 verilmiş ya. Dikdörtgen olduğuna göre ne diyeceğiz? Arkadaş burası 90 derece. Yani 90 derece indiği için buranın apsisi 6 diyor bize. Hemen buranın apsisi 6 ise gel burada apsis yerine yani x yerine 6 yaz. Çünkü ne yapıyorduk? Buranın apsisi 6 k mesela. 6 k ise eğer ne olacak? Hocam bu bu doğru üstünde ve orijinden geçen bir doğru üstünde denklemi sağlayacak. E, Apsine baktım 6. E, X yerine 6 yazdığımızda. X yerine 6 yazdığımızda Y yerine de K yazacağız o zaman. O zaman K eşittir ne yapıyor? 30 bölü 2'den 15 eşit oluyor. Evet burayı böylelikle 15 buluruz. Yani bir önceki ders yaptığımız şeyin aynısı aslında. Bir nokta verilmiş. Noktayı kullanıyorum. Buradaki 6 verilmiş. O zaman buranın apsi 6 yapıyor. Ordinatını bilmiyorum. Ordinatına K yazdım. Bu nokta doğru üstündeyse denklemi sağlar diyorum. Denklemi sağlıyorsa yerine yazdım. K'yı 15 buldum. K'nın 15 olması. Geldim. Şu burayı 15 yaptı. A burayı 15 yapması ne anlama geliyor? Hocam bu da şu y eşittir 3x yani orijinden geçen bu doğrunun şuradaki noktası orijinde bak orijinden geçen bu doğrunun buradaki noktası ne? Ordinatı 15. E o zaman bu ordinatı 15 ise burası da n virgül 15 gibi bir nokta değil midir dostum? Evet. Yani sen buraya da denklem üzerinde olduğu için denklemi sağlamak zorunda. Y yerine 15 yazacaksın. X yerine de n yazacaksın. O zaman 15 eşittir 3 n ise n'i buradan kaç buluruz? 5 olarak buluruz. n 5 çıkar. n'in 5 olması demek ne anlama geliyor? Apsinin 5 olması anlamına geliyor. Yani burası da 5 5'e 0 noktası yaptı. Şimdi dikdörtgen çevresi soruluyor. Arkadaş biz burayı ne bulduk? 15. E burası kaçtır? 15. E şurası 5'e 0 noktası. Burası da 6'ya 0 noktasıysa buradaki uzunluk nedir? 1'dir. O zaman buranın çevresi ne olacaktır arkadaşım? 15, 1, 15, 1 şeyleri var. Çevrede 15 artı 1 artı 15 artı 1'den kaça eşit olacaktır? 32'ye eşit olacaktır dost. Ne yaptık? Yine verilen bilgileri kullandık. Bulduğumuz bilgiyi de kullandık. Burada ordinatı bulduk ya ordinat bu noktanın ordinatı yaptı. Sonra nokta doğru üstünde denklemde yerine yazıyoruz sadece. Olay bu. Şekilde verilenleri yorumlamak dediğimiz olay bu dostlar. Tamam? Evet, böylelikle cevap 32 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet, bir sonraki soruda da bak sana verilen bilgiyi kullanacaksın. şekil soruları. Şimdi dik koordinat düzleminde B ve D köşeleri doğrular üzerinde olan eksenlere paralel bir kareler, kare çizilmiş. Evet bu kare ve eksenlere paralel. Bu eksenlere paralelliği kullanacağım. Şu x eksenine paralel bu da y eksenine paralel. E arkadaş bu y eksenine paralelse bunun uzantısı buraya dik gelmez mi? Gelir. Şimdi c noktasını kullanacağım ben. Çünkü verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. E hocam c noktasına bakacak olursam c'nin apsisi 8, ordinatı 9. O zaman bunu kullanayım. Ordinat da şuraya doğru dik gelecek. Burası da 9 olduğunu biliyorum. Buranın da 8 olduğunu. E bu bilgiyi kullanacağız. Bak 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 olaya bak. B noktasının da apsisi 8 mi yaptı? Evet. E B noktasının apsisi 8. 8 virgül K gibi bir şey mi burası? Aynen öyle. O zaman X yerine 8 yazacaksın. Y'sini bulacaksın. diye diyebilirsin de y yerine de k yazalım. 3 kere 8 24 bölü 4'ten burayı 6 mı buluruz? Evet. K buradan 6 çıktı. Yani k'nın 6 çıkması ne anlama geliyor? Bak bulduğumuz bilgiyi kullanıyorum. Şuranın ordinatının 6 olduğu anlamına geliyor. E burası 6 oldu. O zaman buradaki uzunluk 9 ile 6 arası 3 birimdir. Hocam burası da 3 birimdir. Bu bir kareydi. Burası da 3 birim. O zaman böyle gelecek olursam buradaki noktanın hapsi de 8'den 3 birim bu tarafta olacak. Yani 5 noktası mı yapacak burası da? Evet. E, şimdi D2 doğrusunun denklemi isteniyor benden. Çünkü bak 3'ü buldum burada. Dikkat et. 8'den 3 birim geride ne var? 5 var. Benden d2 doğrusunun denklemi isteniliyorsa, arkadaş orijinden geçen bir doğru denklemi isteniliyorsa kesinlikle ama kesinlikle hemen şunu yazıyorsun. y eşittir mx şeklinde bir doğru olduğu için. E hocam bu doğru üstünde bir nokta var mı? Var hocam bu. Zaten 0 0'ı yazamam. 0 0'dan dolayı c zaten sabit gidiyor. Buradaki noktaya bakıyorum. <laughs> 5'e 9 değil mi? Bak bulduğumuz noktaları kullanıyoruz. E 5'e 9 bu doğrunun üstündeyse hemen denklemde yerine koyarız. Denklemi sağlamak zorunda. O zaman ilk X yerine 5 yazıyorum. Y yerine 9 yazıyorum. 9 eşittir. M çarpı 5'ten M'i de buradan ne bulduk? 9 bölü 5 olarak bulduk. O zaman doğrunun denklemi Y eşittir MX'ti ya. Ne oluyor? Y eşittir. M yerine ne yazacağım? 9 bölü 5 X yazacağım. 9 bölü 5 yazacağım. Doğru denklemi bu şekilde çıkar. Ama ve lakin. Bak ne yaptık? Baştan söyleyelim. Orijinden geçen bir doğru sorulduğu için hemen Y eşittir MX şeklinde olduğunu buldum. Orjin üzerindeki bir nokta denklemi sağlar dedik. Yerine yazdım. M'yi buldum. M'yi bulunca da yerine yazdım. Y eşittir 9 bölü 5 x oldu. Şıklarda bu olmazsa ne yaparsın? Düzenlersin. Hani burada y eşittir 9 bölü 5x ya, 5 x ya. 5'i öbür tarafa at. 5 y eşittir 9 x şeklinde de olabilir. Cevap ya da hepsini bir tarafta toplayalım. 5 y eksi 9 x eşit 0 şeklinde de olabilir. Hangisi varsa şıklarda. Ya da genelde x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyor. Yani buradaki 5 y'yi öbür tarafa atalım. Ya da 9 x eksi 5 y eşit 0 şeklinde olabilir. Doğru denklem. Şıkka bakıyoruz. Genelde de bu şekilde yazarlar. Orijinden geçen doğru denklemini. Y eşittir 9 bölü 5 x ya da 9 x bölü 5 şeklinde oldu cevap. Evet güzel bir soru. Orjinden geçen doğru denklemini bulurken de bak daha doğru denklemini öğrenmedik. Bulurken de ne yapıyoruz? Sadece orijinden geçtiğini bildiğim için y eşittir mx yazdım. E, doğru üzerindeki noktayı da yerine yazdım. m'yi buldum sadece. m'yi de bulunca zaten y eşittir mx de Direkt sonuca ulaştık. Gelelim şuraya. Şimdi dik koordinat düzleminde bir kenara bir birim olan 24 eş kareden oluşan şekil çizilmiştir. Evet 24 tane eş kare verilmiş burada. Orijinden çizilen yani y eşittir doğrusu. Evet orijinden geçen bir doğru bu şekli iki eşit eşit alanda iki bölgeye ayırıyor. Hmm. Bu soruyu daha öncesinde de çözebilirdik aslında ama hani orijinden geçen doğru denklemini vermediğim için buraya layık gördüm bunu. Ne yapıyoruz şimdi? Hocam 24 birim kare değil mi alan? Evet 24 birim kare. Tüm alan 24 ise e o zaman tüm alan 24 olur. 24 tane birim kare var çünkü. Karenin bir kenarı bir ya her bir karenin alanı bir değil midir? Evet. 24 tane kare olduğu için 24 olacak. Evet. Bizim bu orijinden çizilen doğru ne yapıyormuş? Alanı iki ikiye parçaya ayırıyormuş. Alanı iki eş parçaya ayırıyorsa <laughs> o zaman alt tarafı ne olmak zorunda hocam? Bu doğrunun alt tarafı da kalan karelerdeki alanın 24 değil de 24'ün yarısı olması lazım. Yani bu yeşil alan 12 olacak. E ben bunu kullanacağım. M kaçtır diye soruluyor bize. Tamam. Şu yeşil alan neymiş? 12'ymiş. Hocam burası 12. E ne yapacağız arkadaş burada? Şurada şöyle dikdörtgene tamamlayalım. Hocam dikdörtgene tamamladık. Bir birim burası. Bir birim burası. Hatta burası da ne yapıyor? İki birim yapıyor. Şöyle bakacak olursak şurada buradaki uzunluk kaç? Biliyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki uzunluğu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şuraya da A yazalım. Burası 7. E hocam buradaki yeşil alan kaçtı? 12 idi. Ben bu yeşil alanı bu şekilde bulamazdım ama şurada dikdörtgene tamamlayınca hadi yani birim kareleri de böyle aşağı doğru tamamlayınca 1, 2, 3 tane daha birim kare girdi. Yani toplamda 1 burası, 1 burası, 1 burası. 12, 13, 14, 15 mi yaptı? Evet. 15 alanı neye eşit? Hocam buradaki dik üçgenin alanına eşit. Yani A çarpı 7 bölü 2 eşit. 30 eşittir 7 A'dan A'yı da buradan 30 bölü 7 olarak buluruz. 7 değil mi burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 30 bölü 7 olarak buluruz. E A'nın 37 bölü 7 olması ne anlama geliyor? Hemen yazalım orada. A 30 bölü 7. Şimdi orijinden geçen bir doğruda Y eşittir MX şeklinde ya. Hocam bizden ne isteniyor? M isteniyor. M dediğimiz nedir? eğimdir hocam. Y eşittir mx şeklinde x'in katsayısı eğim oluyor. Eğim nasıl bulunuyordu? Daha eski derslere gel bakayım şöyle. Çok uzakta değiliz. bugün içerisindeki işlediğimiz derslere bak. Eğim neydi? Tanjant alfaydı. E tanjant alfa bak burada alfa var. Tanjant alfa neye eşit o zaman? M dediğim tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfa dediğimde şuradaki üçgende karşı bölü komşu. Yani 30 bölü 7 bölü 7 eşittir. O da kaç yapıyor? 30 bölü 40 49 mu yapıyor gençler? Evet sadeleşme olayı da olmuyor. 30 bölü 7 bölü 7'den 49 çıktı. Bak bu sefer de orijinal geçen doğru. Y eşittir mx eğim dediğim eğimdir. Eğim dediğimde tanjant alfadır. Bak eğimin ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Evet cevap 30 bölü 49 oldu gençler. Geldik örnek 25'e. Örnek 25'te de neler verilmiş neler? C noktasının koordinatları. Evet A verilmiş. Diklikler verilmiş. C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Şuradaki C noktasını bulmaya çalışacağız biz şimdi. E hocam biz şeyi öğrenmedik ki şuradaki uzaklık noktanın doğru olan uzaklığından mı yapacağız bunu? Yok büyük ihtimal oradan yapmayacağız o yüzden yazdım büyük ihtimalle bu soruyu burada. E buradaki verilen bilgileri kullanayım ben. Hocam şuraya bakacak olursak burası 18 birim. A buraya dik gelmiş bu dik gelmiş bu ne demek? Ordinat 18. Ordinat yerine 18 yazdığım zaman o zaman ordinat yerine 18 yazdığımda x kaç çıkar? 1 çıkar. O zaman buradaki nokta ne yaptı? 18'de 1 noktası yaptı. Süper. 18'e 1 noktası yaptıysa şurası bir birim sağda olacak. Yani 18'e 1 ya böyle dik çizdiğinde burası 1 bir, burası 1 ise burası da 1 oldu mu oldu B noktasını buldum sonra soru şuradan da gelir hocam buradan bir nokta seçip işte x yerine 3k yazdığımızda 3'ler sadeleşsin diye y de 2k mı oluyor evet buraya 3k'ya 2k noktası yazıp iki nokta arasındaki uzaklıktan sonuca belki ulaşabiliriz dostlar ama buradan soru çıkmayacak gibi bir şey yapmalıyız burada bir şey yapmalı c noktasının koordinatları toplamı isteniyor eyvallah c noktasının koordinatları isteniyorsa analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa deniliyorsa eksenler olan uzatları bizim için önemli. Eksenler olan uzatlarını çizeyim şöyle. Şöyle çizmek yeterli. Buradan buraya çizmeme gerek yok. Ne kadar yukarıda olduğu belli. Peki bu doğru üstünde bir şey verilmiş ya. Ben burada x yerine a yazarsam y de 2a bölü 3 oluyor değil mi? Evet. Bence x yerine 3'ün katı bir şey yazalım ki sadeleşsin. x yerine 3k yazarsam eğer y'si ne yapıyor o zaman? Hocam 3'ler sadeleşti. x y de 2k mı oluyor? Evet. Evet bu doğru üstünde bir nokta. 3k'ya 2k şeklinde olmak zorunda. Ha sen istersen buraya a yazarsın. Buraya x yerine a yazdığında burası da 2 3 a olur. Zaten sen bununla bunu oranladın. 2 bölü 3 bununla bunu oranladın. 2 bölü 3. Sadece ne yaptım orada? Yani tam sayılarla uğraşayım diye x yerine 3k yazdım sadece. E burada x yerine o zaman 3k yazdık. Eyvallah. Y'si kaç k? 2k. Bunu da yazdık. Buna da eyvallah. E sonra ne yapacağız arkadaş burada? Bir hamle yapmalıyız. Yani burada 90'lar havada uçuşuyor. E dik tamamlamalıyız değil mi? Dik üçgen oluşturmalıyız. E hocam dik üçgeni nasıl oluşturacağız? Şöyle şöyle mi oluşturacağız? Yo genelde içeride oluşturuyoruz ama şu şekle bakar mısın? Sanki dik dörtgene a böyle kesmiş değil mi? Yani dikdörtgeni bu sefer şu şekilde yukarı doğru uzatınca sanki dikdörtgene ulaşabileceğiz burada. Ee, bu da tamam. Ulaşınca hatta burada ne geliyor? Bak B18'e 1'di. Tamam onu bildik kullandık. Şuraya dikkat eder misin? Burası 1. Burası 3K. Buraya 3K-1 mi kaldı? Evet verilen bilgileri kullanıyorum. Burası 18. E burası da 18. Buraya ne kaldı o zaman? 18-2K mı kaldı? Aynen öyle. E sonra 90'lara araba da uçuşuyor burada. 90-90-90. E dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa beta beta diyecek olursam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliği kullanalım. Şu üçgenden başlıyorum. Neredeki üçgenden başlıyorum? Buradaki yıldız attığım üçgenden başlıyorum. Alfanın karşısı 2K'nın öbüründeki alfanın karşısı 3K eksi 1'e oranı eşittir. Betanın karşısı bu üçgenden başlamıştık. 3K'nın diğerinde betanın karşısı 18 2K'ya oranına eşittir. Hocam bunlar bunlar sadeleşti. Buradan o zaman ne geldi? 9K 3 eşittir. işler dışlar yapınca 36 4K geldi. E buradan da 13K eşittir 39 geldi. K'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. C noktasının koordinatları toplamı isteniliyor. C noktası neydi? Hocam 3K'ya 2K noktasıydı. Şuradaki noktaydı. E K yerine 3 yazınca o zaman ne geliyor? C noktası 9A 6 noktası geliyor. Koordinatları toplamı da 9 artı 6'dan cevap 15. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Farklı yollarla da yapılabilirdi. Ama ben verilen bilgileri bak güzel bir şekilde kullandım. Eski bilgiyi üçgen bilgisini de güzel bir şekilde kullandım. Ve cevap da çok güzel bir şekilde çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki senelerde bunun yeri farklıydı. Gerçi ÖSM sorularının içerisindeydi bu. Ee, noktanın doğru yolun uzaklığı konusun içerisine de gider bu. Ama bu şekilde çözüm daha tatlı. Çünkü işin içinde üçgen var kardeşim. Evet cevap 15 oldu. <laughs> Geldik bir sonraki soruya. Örnek 26'dayız. Dik koordinat düzleminde bir köşesi 0'a 0 noktasında diğer köşeleri de y eşittir eksi 1 bölü 2x ve y eşittir 2x doğruları üzerinde olan üçgenin ağırlık merkezi 2 bölü 3'e 3 noktasındadır. Evet buraya da dikkat. Yine zorlanacağı türde bir soru. Bir bana bakayım. Nerede zorlanıyorsunuz hep? ÖSYM'nin sorduğu sorularda zorlanıyorsunuz. Yani bunlar olmak zorunda kardeşim burada. Öncelikli olarak önemli de bir soru, güzel de bir soru. Bakalım sen bir çözebilecek misin? Buyur bir çöz. Sonrasında benden bakarsın. Çözemesen bile önemli değil. Bazen çözememek bile daha değerli oluyor. Tüh be şurayı kaçırmışım demek bile çok önemli oluyor. Bunu zaten hep söylüyorum. Neyse ben çözüme başlıyorum şimdi. Çözüme başlayayım. Şimdi dik koordinat düzleminde özel bir durum var. 0'a 0 noktasından ve diğer köşeleri de böyle Orijinden geçen doğrular verilmiş. O zaman ne yapıyoruz? Analitik düzlemi çiziyoruz kardeşim. Bizim olmazsa olmazımız özel durumlar varsa mutlaka ama mutlaka o çizilecek. Evet şu şekilde analitik düzlemi çizdik. Bir de ağırlık merkezi şeyde ya yukarıda işlem yapacağım. E, o yüzden analitik düzlemi şöyle çizeyim istersen. Şimdi bir tane doğrumuz y eşittir 2x. Arkadaş şu y eşittir x doğrusu böyle. Eğim büyüdükçe böyle olmayacak mı? Eğim 2 olacakça yani biraz daha böyle çizmeliyim ben bu doğruyu. Tamam. E, y eşittir 2x doğrusu şu şekilde olacak. Çizdim bunu. Hemen şöyle çizdim. Y eşittir 2x diye gösterdim. Normalde sola yatık olan bir doğruda da y eşittir x eksi x doğrusu böylesi ya böyle ya. Y eşittir eksi 1 bölü 2x doğrusu da bu şekilde olmak zorunda mı? Evet. Biraz daha aşağı doğru yatık yapayım. Yani eğimini biraz daha küçültmem lazım. Eksisini düşünmeyin. Hocam y eşittir eksi x doğrusu bu. Eksi 1 olan doğrunun eğimi. Ben eğimi biraz daha ne yapmalıyım burada? 1 bölü 2 yapmalıyım tanjantını düşürmeliyim. Tanjant da şu karşı bölü komşu ya. Hani 1 bölü 2 olması için. Hani eksi olması sola yatık olmasından dolayı küçültmek demek de şu dikey uzunluğu küçültmek demek anlamına geliyor. E, ee, diğer doğrumuz da bizim y eşittir x doğrusundan biraz daha böyle. Bir tık daha böyle. Evet bunu bu şekilde çizdik. Evet şimdi diyor ki köçeleri bu doğrular üzerinde olan bir üçgenin ağırlık merkezi 2 bölü 3'e 3 noktasıymış. 2 bölü 3'e 3 noktası da şurada bir yerde mi? Evet. 2 bölü 3'e 3 noktasını da belirleyeyim. Hocam şöyle bir noktadan bahsediyoruz. E ben buradan Thank you. Şu doğrulardan iki nokta seçeceğim. Bir köşesi orijinde olacak, diğer iki köşesi de bu ağırlık merkezi burada olacak ya. Ağırlık merkezinin burada olması için üçgenin e, köşelerinin şurada ve şurada olması lazım. Şöyle, yani üçgenin içinde olması lazım ağırlık merkezinin. O yüzden nerede seçiyorum bunu? Hani şu, şu noktayı biraz daha aşağıda seçersem daha rahat bir fark edeceksin. Aynen şöyle üçgenin köşelerini şöyle seçersem daha sağlıklı olacak. Bir köşe burada, bir köşe burada olursa şurası da G ağırlık merkezi oldu mu kardeşim oldu? 2 bölü 3'e 3 noktası şeklinde oldu. Tamam. E hocam o zaman burada ne yapacağız hocam? Böyle bir kenar ortaya mı çizeceğiz? Dur. Ağırlık merkezi bir de neydi? Apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. Ordinatlar toplamının da 3'e bölünmüş hali. E tamam. E şimdi burada buna göre bir işlem de yapalım dostum. Şimdi ne yapalım burada? Şu eğimleri bir kullanalım bakalım. Bunun eğimi ne? eksi 1 bölü 2. Bunun eğimi eksi 1 bölü 2. Yani bu açının tanjantı eksi 1 bölü 2 olacak. Sola yatık 1 bölü 2 olacak. Yani şöyle geldiğim zaman burası k iken burası 2k mı olacak? Evet. 1 bölü 2 oran. Ya da a diyelim. K diyelim istersen. Şöyle silgiyi alayım. Şöyle 1 bölü 2 oran olacak. A 2A oldu. Yani buradaki nokta ne oldu o zaman? Hocam 2A birim solda. Eksi 2A'ya A birim de yukarıda. Tamam. Öbürünün neyimine bakayım? Öbürünün neyimi de 2. Öbürünün neyimi de 2 ise şuradaki açının tanjantı ne olmak zorunda arkadaşlar? 2 olmak zorunda. O zaman 2 olacaksa da burası da 2B ise buraya da B diyebilir miyim? Diyebilirim. Hmm. Ya aslında arkadaşlar bu iki üçgen benzer. Şimdi analitiği tam olarak göstermiş olsam ben sana şunu söyleyebileceğim ki onu bir sonraki ders işleyeceğim. Bu bunun eğimi eksi 1 bölü 2. Bunun eğimi 2. Hocam eğimler çarpımı eksi 1 olduğundan direkt burası 90 derece diyebiliriz. Bak o da analitik bilgisi düzelince olacak. Yani bir sonraki derste öğreneceğiz. Ama daha öğrenmedik diyelim. Bura 90 derecenin nasıl nasıl bakacağız? Bak burada 90'ın kolları 1'e 2. Burada da bak dikkat et. 90'ın kolları 1'e 2. Hatta burada A 2 A. A kök 5. B 2 A. B kök 5. Dikkat edecek olursan buradaki üçgenler kenar kenar kenardan da benzer oldu. A 2 A. A kök 5. B 2 B. B kök 5. Taraf tarafa oranladığım zaman hepsindeki oran A bölü B geliyor mu? İkiler sadeleşti. Kök 5'ler sadeleşince. Evet. O zaman iki üçgen benzer. O zaman burada A'yı görenle B'yi gören açı birbirine eşit olacak. Yani burası alfa olur. Burası da beta olur mu? Olur. Ya da 90'ın kolları A'ya 2A. 90'ın kolları B'ye 2B. 90'ın kolları A bölü 2A. 90'ın kolları B'ye 2B yazınca taraf tarafı oranladığında bir, A bölü B'ye oran geliyor mu? Her de geliyor. Dolayısıyla bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir dedik. Ama büyük ihtimal analitik sorusu çözerken o aklınıza gelmezdi. Şuradaki eğimler çarpı eksi 1 olduğundan dolayı direkt buraya 90 derecede yazabilirdim. Tamam 90'ı da yazdın şimdi. Buradaki nokta da belli oldu mu? B'ye 2B ye noktası mı oldu? Aynen öyle. Apsisi B ordinatı 2B oldu. Arkadaş üçgenin üçüncü köşesi de şurası. Sıfıra 0, 0 noktası değil mi? Evet. E burada ne yapacağız o zaman? Hocam bu nokta var, bu nokta var, bu nokta var. Bir de ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezi. Apsiler toplamının 3'e bölünmüş haliydi. Yazalım. Yani apsiler toplamı ne burada? eksi 2 a b ve 0 yani eksi 2 a artı b artı 0 bölü 3 eşittir 2 bölü 3 diyeceğiz şunlar gitti o zaman buradan ne geldi eksi 2 a artı b eşittir 2 geldi ordinatlar toplamı için de aynı şeyi söyleyeceğiz yani a artı 2 b artı 0 bölü 3 üç eşittir. 3'e eşit olacak. Buradan da a artı 2b eşittir. 9 mu geldi? 9 geldi. 2 bilinmeyen 2 denklem karşımıza çıktı. E o yüzden ne yapacağız? Şunu 2 ile çarp taraf tarafa toplarsam sanırım güzel olacak. Çünkü <laughs> buradaki 2 a'lar birbirini götürüyor. 2 ile 2 4 yaptı. 4b artı B'de b de 5b yaptı. O zaman 5b eşittir. 9 artı 2 mi değil? Bak 2 ile çarpıyorum. 18 artı 2 20 yaptı burası. O zaman b'yi de buradan kaç bulduk? 4 bulduk. B ye yerine 4 yazdığında bir tanesinde. Şurada mesela 4 yazsan 4 2 8. A'da bir kaç çıkıyor? 1 çıkıyor. Bizden ne isteniyor? Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Evet. A'yı 1 buldum kardeş. 2 yaptı. B'yi de kaç bulduk? 4 bulduk. 4 burası da 8 oldu. Hocam 1 2 kök 5 üçgeni burası. 4 8 4 kök 5 üçgeni de burası. Ve bu bir dik üçgende. İşte oluşan bu üçgenin nesi soruluyor bize? Alanı soruluyor. E o zaman bu üçgenin alanı da nedir? Alan dediğimiz şey dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2 eşittir. E o da 20 bölü 2'den kaç eşit oluyor. 10'a eşit oluyor dostlar. E nasıl bir soru? Güzel bir soru değil mi? ÖSYM seçiyor işte ya. Seçiyor soruyor. Böyle de güzel sorularla karşımıza çıkıyor. Yani analitikte klasik konu anlatımındaki sorulara kalsanız analitiği yapamazsınız ki çoğu kişinin de analitikteki zorlanmasının sebebi de bu. Bu tarz soruları da böyle görmek zorundasınız dostlar. Tamam. Evet güzel bir soruydu. Geldik şimdi örnek 27'ye. Ya şu soruları gülüyorum dedim ama katlama sorusu ben yapmışım ya burada. Eee analitik düzlemde katlama yapılmaz. A, nasıl olur? Bir tek kağıda böyle analitik düzlemi çizersin. Kağıdı katlarsın. Tamam mı? Neyse dik koordinat düzleminde iki köşesi A'ya 0 ve B'ye 0 noktalarında olan ABCD karesi verilmiş. Arkadaş şu kare verilmiş. İki köşesi x ekseni üzerinde olur. Sonra böyle bir doğru çizilmiş. Y eşittir x bölü 2 doğrusuymuş bu. Bunu kullanacağım demek ki ben. Tamam. Üsttekinde bir şey yap, yapmayacağım galiba. Şurayı büyüteyim. Şimdi buradaki geçen doğru nereden geçiyordu arkadaş? Hop şöyle orijinden geçiyordu. Şunun devamını orijine getireyim şöyle. Ve bu doğrunun adı da ne? Y eşittir x bölü 2 doğrusu doğrusu. Aslında bu orijinden geçen doğru değil mi? Orijinden geçen bir doğru. Y eşittir. MX şeklindeydi. M dediğimiz eğimdi. Yani buradan eğimi kaç buluruz o zaman? 1 bölü 2 buluruz. Hmm. Eğim 1 bölü 2. Eşekle baktığımızda eğimi kullanabileceğiz mi? Evet. tanjant alfayı kullanacağız zaten. 1 bölü 2. Ama biz alfa deyince sadece buradaki alfayı kullanmaya kalkışıyoruz. Dikkat edin. Trigonometrinin de en büyük yapılamamasının sebeplerinden biri de zaten bu. E buraya alfa dersem hocam 1 bölü 2 yazayım. A 2 A. Ya da büyükte kullanayım. B 2 B diyeyim böyle. O şekilde hamle yapıyorsunuz. Sıkıntı geçiyorsunuz. Alfa sadece burada değil ki. Bu şekilde de bir katlama yapılmış sonrasında. Kağıtta bir katlama yapılmış. Sonra bize diyor ki DD uzunluğu nedir diye soruluyor. Tamam buluruz onu. İlk önce şuradaki alfayı bir yorumlayayım. Hocam burası alfayken burası beta. Burası da ters açıdan beta. Burası da alfa mı oldu? Evet. Hatta katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Binen açılar da birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta şu kenarla da şu kenar birbirine eşit mi dostlar? Eşit. E burada tanjant alfanın ne olduğunu biliyorum ben. 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Şuradaki dik üçgende 1 2 yazınca bir şey çık böyle karşıma ama dikkat dikkat tanjant alfayı şuradaki üçgende kullanırsam hocam 1 bölü 2 vay karenin bir kenarı 2a hocam burası da ne oldu o zaman a oldu çünkü 2a olduğundan dolayı bak 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 sen olaya burası da 2a tanjant alfa 1 bölü 2'den burası da 2a oldu diyebiliriz şimdi ve dikkat et şuradan da diyebilirdik arkadaşım a iken 2a oldu ort taban çıktı paralellik var o yüzden şurası 2a iken burası da 2a diyebilirdik ama tanjanttan dolayı gittim şimdi bak herhangi bir şey demiş mi sadece a artı b verilmiş bir de A dediği zaten burasıymış. Ay. A dediği yer şurasıymış arkadaş. A noktası. Tamam. 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 O zaman ben şurayı değiştireceğim. 1'e 2 oranın olduğunu biliyorum. Şöyle. Hocam şurası A verilmiş. O zaman buradaki uzunluk ne oldu? A oldu. Şimdi şuraya baktığın zaman burası K iken burası 2K değil mi? Evet. E. Burası da 2K oldu. Burası K oldu. Orta çıktı. O zaman burası da A mı oldu? Aynen öyle. Bu sefer K'lı diyeyim. A ile karışmasın. E. Şimdi ne oldu? Burası da aynı zamanda neye eşit oldu? 2K dediğim A'ya mı eşit oldu? Evet. Çünkü çünkü niye? Şöyle baktığın zaman tanjant alfa. Hocam burası 2K olacak. Bak dikkat. Buraya ben A yazamazdım şu anda. Bir saniye. Hocam 1, 1 bölü 2 orandan dolayı a'yı da 2k bulduk. a 2k dediğimiz a ise gelip buraya da a yazabilirdik. Ya da direkt burası hocam k 2k çıktı. E burası a iken orta taban olacağından burası da a diyebilirdik. Ve soruda şurası da b noktası verilmiş aynı zamanda. E burası a iken burası da 2a değil mi? b dediğimiz 2a olmadı mı? Evet. O zaman geldik buraya yazdık. b yerine 2a yazınca toplamda 3a eşittir. 12 oldu. a'yı da buradan 4 bulduk. a'yı 4 bulduysak b de kaç çıktı o zaman 8 çıktı. Gel burada yerine yaz. Hocam A yerine 4 yazıyorum. O zaman A yerine 4 yazdığımda burası 4 oldu. Burası 2 oldu. Burası 2 oldu. E, burası da kaç oldu? 4 oldu. Şimdi bizden ne isteniyordu? DD üstü uzunluğu isteniyordu. Allah Allah. DD üstünü ben nasıl bulacağım? Hemen DD üstüne gidelim bakalım şuradan. Hocam DD üstü burası. Şuradaki uzunluk isteniliyor biz. Ben bu uzunluğu bulmak için hamle yapacağım. Aa burada katlama yapılınca. Arkadaş burada biz katlama yapıyoruz değil mi? Bu buraya geliyor değil mi? Şimdi şöyle katlama yaptık ya. Katlama yaptığımızda üst üste binen kenarlar şurada da birbirine eşit değil mi? Evet. Aynı zamanda katlama yapılır şuradaki noktanın bu doğruya göre simetri olmuş oluyor. Yani burası 90 derece olmaz mı? Olur. Ya da bu doğru katlandığında buraya geldi ya. Burada kaç ile burada kaç eşit? 90-90 yapmak zorunda. O zaman burası 90 derece oldu. Bizden DD uzunluğu isteniyor. Şuraya H dersen bizden 2H isteniyor. Peki H'ı bulabilir miyim ben? Bulabilirim. Şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. Dikten de dik çizilmiş. Ve şuradaki uzunluklar da çıktı. 2 burası. Burayı da kaç bulduk? 4 bulduk. 2 burası. 4 burası. Hocam burası da zaten 2 kök 5. Bizden H isteniyor. Üçgenin alanından gidemiyor muyduk? Gidelim. Yani alan neydi üçgenin alanı? 2 çarpı 4 bölü 2 aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 kök 5 çarpı h bölü 2 eşit. Bölü 2'ler nanay bölü 2'ler nanay. Ee, buradan h'ı da ne buluruz? 4 bölü kök 5 olarak buluruz. Ama bizden 2 h isteniyor. 2 h da 8 bölü kök 5 yapar. 2 katı. Ee, bu da nedir? Kök 5 eşitleniyle çarparsam 8 kök 5 bölü 5'e eşittir. Evet ince detayda bir soru. Biraz bir tık zormuş gibi duruyor ama önemli olan burada neydi? Şuradaki alfayı kullanabilmekti. Buradaki alfayı burada kullanamadım. Yukarıdakinde kullandım. Yukarıdakinde kullandığımda da şurada yazdım. İlk başta bir 5-10 saniyenizi aldım. Hatta belki bir 20 saniyenizi aldım. Kusura bakmayın. E, A dedim şuraya. A'ya 2A dedim şöyle. Dememem gerekiyordu. Çünkü adam bize buraya A demiş. O yüzden burada sonrasında K2K diye başladım dostlar. Sonra A'nın 2K'ya eşit olduğunu buldum ve şuradaki uzunlukları 4'e 2 şeklinde buldum dostlar. Evet. Böylelikle kaçıncı soru? Örnek 27'yi bulduk. Geldik örnek 28'e. Örnek 28'de de analitik düzlemde a 6 6'ya 5 noktasından geçen ve x ekseni ile hiçbir ortak noktası bulunmayan doğrunun denklemini bulunuz. Ne yapacağız? Analitik düzlem çizip şekli yorumlayacağız o zaman. Analitik düzlem çizip şekli yorumluyorum kardeşim. a 6 6'ya 5 noktasından geçen. Hocam x 6 6'ya 5 noktası burası. X 6 6'ya 5 noktası tam burada. ikinci bölgede. Bu noktadan geçen ve x ekseniyle hiçbir ortak noktası olmayan. Yani bu şekilde olmaz mı? Evet bak şekli çizdik yorumladık. Yani y ekseninde dik olmak zorunda. E, y eksenine dik olan bir doğru y eşittir k şeklinde bir doğru değil miydi? Evet. E şöyle geldiğin zaman buranın x6 buranın kaç olduğunu biliyoruz 5. Bu ne doğrusu? Hocam y'si her yerde 5 olan bir doğru. Yani direkt y eşittir 5 doğrusu çıktı dostum. Ya da şey de diyebilirdin. E, ben şekli çizerek yorumladım. Hocam ax artı by artı c eşit 0 şeklinde olacak ya. Şimdi x ekseninde hiç hiçbir ortak noktası yoksa A olmayacak. O zaman eksi 6'ya 5 noktası da sağlanacak. E, denklemde de eksi 6'ya 5'i de sağlayıp bu şekilde de yerine de koyabilirdik böyle. Ama eksi 6'ya 5'i koyduğun zaman hani eksi 6'ya 5 koyduğun zaman bu sefer C'yi bulmada sıkıntı yaşardık. O zaman bildiğimizden şaşmayalım. Ne yapalım? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizdik kardeşim. Ya da hiçbir ortak noktası olmayan bir doğru. Bu şekilde diyeceğimize AX artı B artı C şeklinde olacak diyeceğimize. Direkt ne diyelim bence? Hocam şunu da şu şekilde demeyelim. Direkt Y eşittir K nedir hocam deyip denklemde yerine yazalım şimdi. X yerine x6, y yerine 5 yazacağız. O zaman y yerine 5 yazınca e, k eşittir buradan kaç geliyor o zaman? 5 geliyor. O zaman y eşittir k doğrusuydu. K'yı da 5 olarak buluruz. İkinci yol olarak da bunu seçebiliriz. Tamam. Ama ne yaptık? Şekli <laughs> analitik düzlemde çizip daha güzel bir şekilde yorumladık aslında. Şimdi geldik şu soruya. Sıralı bir şekilde gidiyoruz ya. Şimdi x eksenine paralel, y eksenine paralel ya da dik olan doğrulardan bahsediyoruz. E, niye hocam zor sorulardan direkt kolay sorulara geçtik diye sorduğunu seder gibi oldum. O yüzden böyle bu cevabı verdim sana. Şimdi dikordat düzleminde bu doğrusu bu bu doğrularıyla sırasıyla k ve l noktaları da kesiyor. Arkadaş orijinden geçen bir doğru, özel bir doğru. O zaman ne yapacağız? Analitik düzlem çizeceğiz kardeş. Analitik düzlemi çiziyoruz hemen. Şöyle çizdim. Sonra y 2/3 bölü doğrusu. Hocam bu birden küçük bir tık daha y x doğrusunun altında olacak. Yani şöyle bir doğru olacak kardeşim. Şöyle bir doğru. Bir tık daha şöyle y x yani y x doğrusu böyleyse bir tık altında olacak ya. Yani. Neyse önemli değil. Sonra y eşittir 2 doğrusu diyor. Hocam y eşittir 2 doğrusu bu. 2'den geçen doğru özel doğru. Bir de y eşittir 8 doğrusu diyor. Y eşittir 8 doğrusunu da çizdim. Y'yi 8'de kesen ve şuraya dik olan doğru. Bunları çizdik. Bunlar k ve l noktalarında kesiyormuş. K ve l noktalarında böyle gösterdim. K, l uzunluğu nedir diye soruluyor bize. İşte burada uzunluk soru. E ne yapacağız arkadaş? Her şey belli. <laughs> Verilen bilgileri kullanacağız bu arada. Verilen bilgi. Bu arada bu ne doğrusu? Y eşittir 2 bölü 3 x doğrusu. Şimdi burada işlem yapmamız gerekiyor. Aa hocam şuraya bakacak olursak bakar mısın buraya? Şöyle gelecek olursan. Şuradaki K noktasının ordinatı kaç? 2. O zaman ordinat yerine 2 koyarsın denklemde. Bak sağlayacak ya. Ordinat yerine 2 koyduğunda o zaman 2 eşittir 2 bölü 3 x olduğu X'i buradan kaç bulursun? 3 bulursun. Yani apsisi 3 yaptı burada. Gel buradaki noktaya bak şimdi. Buradaki noktanın da ordinatı 8. Ordinat yerine 8 koyalım. 8 eşittir 2 bölü 3 x olduğundan dolayı x'i de buradan kaç bulursun dostum? 12 olarak bulursun. O zaman buranın apsisi de 12 yap. İki farklı şekilde sonuca ulaşacağız şimdi. Bir Birincisi şu. Hocam buradaki nokta 3'e 2 noktası yaptı. 3'e 2'yi yazarsın. Buradaki noktada da 12'ye 8 noktası yaptı. 12'ye 8 noktası yaptı. Sonra bu iki nokta arasındaki uzaktan sonuca ulaşabilirsin. Ya da hala hazırda şurada bir dik üçgen çıkmadı mı kardeşim? Bakar mısın şuraya? Şurada bir dik üçgen çıktı. Hocam 12 ile 3 arası zaten kaç? 2 nokta arasındaki uzaklığın ispatı zaten buradan geliyordu. 9. 8 ile 2 arası kaç? 6. E ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. E soru işaretinin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesinden mi yapacağız? Yok. Kısa yoldan yap kardeşim. Bu 6 ve 9'daki ortak çarpan 3. 3 çarpı 2 burası. 3 çarpı 3 burası. Soru işaretle 3 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıdır. 4 artı 9'dur. Yani cevaba böylelikle 3 kök 13 diye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Bak güzel bir soru. ÖSYM tarafından soruldu mu? Evet ÖSYM tarafından sorulan bir soruydu. Cevabı 3 kök 13 diye bulduk. Şimdi geldik şuraya. Son soruya. Evet bugünün son sorusundayız. Şöyle bir doğru verilmiş. X eksene dik bir doğru olduğu bilindiğine göre. Yorumlayalım. Hocam x eksenine dik olan bir doğru şu şekilde bir doğrudur. Her yerde x'i k'dır. x eşittir k şeklindedir. Ya da k'yı yukarıda kullanmış. x eşittir a doğrusu diyelim mesela. Hocam x eşittir a şeklinde bir doğrudur. Burası a. O zaman x eşittir a şeklinde bir doğruysa yani y'li bir denk denklem olmayacak. Y'li bir denklemde y'li bir terim olmayacak. Yani buradan k artı 5'in biz ne olduğunu biliyoruz. 0. O zaman k eksi 5 olacak. K eksi 5 olacaksa eksi 5'i yazdığım zaman o zaman burada yerine eksi 15 artı 14 eksi x yaptı. Eksi x yaptı. Sonra bak şurası eksi x yaptı. Eksi 1 çarpı x'ten eksi x. Burası zaten yok. Bir de burada k yerine ne yazıyorum? K yerine yine eksi 5 yazıyorum. Eksi 10 artı 7'den de eksi 3 yapar burası. Eşit sıfırdan. O zaman ne diyor? Bu doğru üzerinde olup x eksenine dik olan bir doğru olduğuna göre bu doğru üzerinde olup aslında bu doğruyu da yazalım. Eksi x'i e öbür tarafa atalım. Eksi 3 eşittir x. Yani x eşittir eksi 3 doğrusunu buldum. Hemen denklemi böyle şey yapayım. Grafiği çizip. Grafiği çizip x eşittir eksi 3 doğrusu olduğunu göstereyim. x eşittir eksi 3 doğrusunu şöyle göster gösterdim dostum. Eksi 3'ü yap. Evet şu şekilde göster. Sonra diyor ki x eksene dik bir doğru olduğuna göre. Bu doğru üzerinde olup eksenlere uzakları birbirine eşit olan noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Hmm. Şimdi Okuyalım bir daha okuyalım. Bu doğru üzerinde olup eksenlere uzaklıkları, eksenlere uzaklıkları birbirine eşit olan noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Arkadaş bu doğru üzerinde bir nokta seçeceğim ben şimdi. Eksenlere olan uzakları. Mesela buradan bir nokta seçtim. Buna olan uzaklığıyla buna olan uzaklığı birbirine eşit olacak. Hmm. O hangi noktadır? İşte şurada gösterirsek zaten hemen göreceksin dostum. Hocam şuradan bir nokta seçtiğin zaman hop şöyle çizdiğin zaman şu ve şunun eşit olması. 3 bir mi ya burası? E o zaman burası 3, burası 3. Yani buradaki nokta ne yaptı o zaman? Hocam. Eksi 3'e. Eksi 3 noktası yaptı. Çünkü 3 birim solda. 3 birim aşağıda olduğundan. Bir de başka var mıdır? Bir de buradaki nokta vardır. Buradaki noktaya da baktığın zaman hocam. Şunlar birbirine eşit olsun böyle. O da nerede? 3 birim burası. 3 birim burası. O zaman buradaki noktada ne yaptı dostum? Eksi 3'e. 3 üç noktası yaptı. İşte bizden. Bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. Bak iki nokta buldum zaten burada. O şartı sağlayan. Tekrar okuyalım. Bak bu doğru üzerinde olup eksenleri eksenlere uzakları birbirine eşit olan noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Bir nokta eksi 3'e eksi 3 noktası bir noktada eksi 3'e 3 üç noktası bu noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Arkadaş bulmuşuz zaten biz bunu. Şuradaki uzunluk kaç yapıyor? Bizden bu isteniyor. İki nokta arasındaki uzaklık yapmamıza gerek yok. Cevap direkt 6 çıkar. Çünkü bu noktayı ve bu noktayı arasındaki uzaklık da nedir? Hop şuradaki uzaklık. Üç birim burada. Üç birim burada. Dolayısıyla cevap kaç çıktı? Altı çıktı dostum. Yani şekil çizip yorumlamak da bizim şurayı baya baya bir geliştiriyor. Özellikle bu analitik geometride. Burayı kullanmaya devam dostum. Tamam. Şimdi nereye geleceğiz arkadaşlar? Paralellik ve diklikle alakalı kısım ya da doğru denklemi yazmayla kısma geleceğiz. Onu da yarın işleyeceğiz. Yarın yapalım. E o zaman bugünün en zevkli kısmına gelelim. En zevkli kısmı neydi? Hop şuraya geliyoruz. Evet sayfa sayıları böyle azdı. Bir buçuk iki sayfa olarak hep gittik aslında ama ya videolar sanki yarım saat ya da yarım saatin üstünde oldu ama bu detaylı anlatımdan dolayı böyle oldu. Normalde 15 dakikada da bitirirdim ben bir buçuk sayfayı. Bu detaylı anlatımın olması gerekiyor. Evet bugün de biraz biraz bir tık yorulduk. Ama yorulmayınca şurası yanmayınca da olmuyor arkadaşlar. Ele ele analitikte hiç olmuyor. Hiç kusura bakmayın yani. Evet. Böylelikle 37. günde nanay. Şinanay yavrum şinanay. Buraya tiki attık. Sonra geldik şuraya. Hemen 37. günde şuraya da bir tik atıyoruz şöyle. 4 tane birden ders hallettik. Tiki attık. Haftalık programa bakmayacağım. Çünkü analitin tamamının bitmesi lazım. O yüzden olayı bitirmiş oluyoruz. 37. gün bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste 38. günde Doğru denklemi yazma. Her sene sınavda çıkıyor. Önemli bir yere başlayacağız. 38. günde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.